Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir soru cevap videosuyla karşınızdayım. Yine bir dış çekimde karşınızdayım. Bana şu son dönemde inanılmaz çok gelen sorular var. Çok fazla aynı sorudan da geliyor, farklı sorular da geliyor. Ve dedim madem uzun süredir böyle bir video çekmiyorum, o zaman böyle bir video çekeyim ve sorularınızı yanıtlayayım, merakınızı gidereyim. Bir sonraki soru cevaplarım için dilerseniz beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Malum yeni üniversite sınavına girdim. Sınavlar açıklandı. Yakın dönemde tercihleri yaptık. Hangi üniversitede okuyacaksın sorusu çok geliyor. Tercihler açıklanmadığı için bunun cevabını şu an veremiyorum. Ama tercihlerimden size öncelikle bahsedebilirim. Çünkü zaten en çok bu geliyor. Hangi bölümü okumak istiyorsun? Okuyacaksın. Ben zaten iletişim fakültesi yazdım. Tamamen tercihlerim bunun üzerine. Ve her zaman gönlüm TS'den yanaydı. 4 İstanbul, 4 Ankara tercih ettim. Muhtemelen Ankara'lardan birini bekliyorum. İstanbullar birazcık daha hani puanımdan yüksek olan yerler. Gelme ihtimali çok yok. Çünkü özel burslu üniversiteleri tercih ettim. Kontenjanları da az. 4 Ankara'dan birini bekliyorum. Ankara'da Hacettepe'yi ve Ankara Üniversitesi'ni yazdım. 3 bölüm Ankara Üniversitesi'nden, 1 bölüm Hacettepe'den yazdım. Hangisinin geleceğini bilmiyorum. Hani muhtemelen söyleyebilirim ki ya Hacettepe'de ya da Ankara Üniversitesi'nde okuyor olacağım inşallah. Ve bölüm olarak da hani iletişim fakültesinden neler yazdım? Hacettepe'den mesela iletişim bilimlerini yazdım. Onun dışında Ankara Üniversitesi'nden radyo televizyon yazdım. İstanbullardan da öyle. Ne yazdım başka? Yeni medya yazdım. Yeni medya ve iletişim var mesela. Ya zaten tüm bölümler birbirine bir şekilde benziyor ve tüm bu bahsettiğim bölümlerde birbirinin derslerini alıyorsunuz. Öyle diyebilirim. Onun dışında halkla ilişkiler, reklamcılık tarzı da yazdım. Üniversitede hayalin hep İzmir'deydi. Neden tercih listende İzmir'i bulundurmadın? Bu soru da çok gelmiş. Çünkü Instagram'da da İstanbul ve Ankara'yı tercih ettiğimi söylemiştim. Neden İzmir'i yazmadın? Çok istiyordun gibi şeyler aldım. İzmir benim evet şehir olarak, yaşamak istediğim şehir olarak hep hayal ettiğim şehir olmuştur. Ama birazcık mantığımla yaklaşmak zorundaydım. Bu arada Ege'nin radyo televizyonu net tutuyordu. Çok rahat tutuyordu. Eğer yazsaydım muhtemelen gelecekti Ege Üniversitesi. Ama açıkçası hani İstanbul veya Ankara'da kalmanın daha mantıklı olacağını düşündüğüm için yazmadım. İstanbul'a gitmeyeceksem de İzmir mi Ankara mı? Ankara mantık olarak daha doğru geldi bana. Çünkü burada daha fazla olanağım olacaktı. Daha rahat olacaktım. Aynı zamanda işte dansım devam ediyor. Belli bir düzenim var. Yaptığım, devam ettiğim şeyler var. Kalbimin sesini biraz bastırdım. Ama bilmiyorum, doğru şey yaptığıma inanıyorum. Bu yüzden listemde İzmir yok. Ama hep diyorum ki inşallah hayatımın daha ileri safhalarında İzmir'de yaşamak nasip olur belki, inşallah diyorum. Arkadaş çevren çok sanırım. Hiç dost gazı yedin mi? Yedim. Hani yemeyen çok az kişi vardır diye düşünüyorum. Hayatımızın bir bölümünde hepimiz bir şekilde bunu deneyimliyoruz galiba. Durmadan oldu yani, kimin olmuyor ki? Çünkü hani kendinizi bırakırsanız, ümidinizi yitirirseniz bir şekilde devam edemiyorsunuz. Var ya, horozlar çıldırdı. Genelde yaptıklarından mı? Allah'ım, deli içerisinde. Mı pişman olursun yoksa yap. Sinirim çok bozuldu ya. Çok sesli olmasından ve sesin sizi de beni de rahatsız etmesindense içeri gireyim dedim. En azından burada daha iyi devam edebiliriz. Genelde yaptıklarından mı pişman olursun yoksa yapmadıklarından mı diye bir soru var. Ben genelde hep yapmadığım şeylerden daha çok pişman olurum. Çünkü hani yaptığım her şey bana bir şekilde bence bir şey öğretiyor. Sonucu iyi de olsa kötü de. Ve hani içimde kalacağına yapayım ve sonuçlarını göreyim isterim daima. Hayatının dönüm noktası ve dünyada değiştirmek istesen neyi değiştirirdin? Çok büyük bir olayla bir dönüm noktası yaşamadım. Hani hep söylerim, 10. sınıfta lise 2'de böyle daha farkındalığım arttı. İşte arkadaşlarımı, çevremi çok eledim. Karakter olarak birazcık daha değiştim. Daha işte daha elindekiyle yetinen, daha şükredebilen, az ama öz olsun diyen bir insana dönüştüm. Hani lise 2 benim en çok kendimde değişiklik yaptığım, çevremde değişiklik yaptığım yılda. O dönemi diyebilirim. Dünyada değiştirmek istesem de
Galiba vicdansızlığı değiştirebilirdim yani caniliği. Salsa yarışmaları var. Kulüpler arası katılmayı düşünüyor musun? Salsa yapıyorum ben bilmeyenler için. Ve düşünüyorum. Hatta bu yıl düşünüyorum. Hani üniversiteye geçmeden kendimi olabildiğince geliştirmek istiyordum. O yüzden yarışmaya katılmadım. 4 yıldır salsa yapıyorum. Şimdi 5. yılıma başladım. Ve bu 5. yılımda artık yarışmaya başlamak istiyorum. Çünkü diğer önceki 4 yıllarda da daha alt klasmanlardan yarışabilirdim. Ama hani kendimi olabildiğince daha doldurayım istedim. Daha iyi bir klasmandan ve daha hani kendime güvenerek başlayayım istedim. Bu yüzden hani şov yaptım. Couple show yaptım. Ayrı ayrı şovlara çıktım. Ama yarışmaya katılmamıştım. Bu sene katılma ihtimalim var. İstiyorum. Onun dışında kanalının hayalindeki gibi ilerlediğini düşünüyor musun? Düşünüyorum. Hani tabii ki daha fazla şey de hayal ediyorum. Ama hepsinin yavaş yavaş bir şekilde olabileceğine de inancım sonsuz. Mutluyum. Gerçekten çok mutluyum. Sahip olduğum izleyici kitlesinden. O yüzden şu an her şey hayalimdeki gibi. Sonucundan memnun musun? YKS sonucundan ve 2021 tayfaya birkaç tavsiye verir misin? Sonucumdan memnun muyum? Aslında ben birazcık daha iyi beklerdim. Bu arada ben 50 bindeyim. Açıkçası daha iyi beklerdim. Diğer dersler değil ama matematikten hak ettiğim şeyi aldığımı düşünmüyorum. Yani hak ettiğim performansın bu olduğunu düşünmüyorum. Hala içimde böyle sindiremediğim noktalar var. Ama yani yine de her şeyin bir şekilde hayırlısına varacağını düşündüğüm için ve belki de böyle olmalıymış dediğim için üzülmüyorum. Sonuçta hala istediğim bölümlere, istediğim üniversitelere gidebiliyorum. O yüzden de mutluyum. Bilmiyorum daha ne tavsiye verebilirim. Çünkü sistem durmadan değişiyor ve 2021'e ne olur onu bile bilmiyorum. Ama yani siz kendinizi geliştirin ve bir şekilde her şey olacağına varır diyebilirim en iyisi. Sınavla ilgili çünkü tavsiye veremiyorum bile. Güzel yorumlar için bu arada çok teşekkür ederim. Soru cevap olduğu için onları söyleyemiyorum ama teşekkür ederim. Üniversitede ders çalışma gündemi çekecek misin? Eğer isterseniz çekerim. Neden olmasın? Dansı olan yeteneğini nasıl keşfettin ve yeteneklerimizi nasıl keşfedebiliriz? Ve hep mutlu olduğumu hissettim. Tabii ki o küçük yaşta nasıl hissedilir? Hani bunu nasıl tarif edebilirim bilmiyorum. Ama ya genellikle ben şeydim böyle. Boş boş oturmayayım. İlkokulda bile böyleydim. Bir şeyler yapayım falan diyen bir insandım. Neyse ki şansıma mesela ilkokulda okulumuzda böyle neydi? Halk oyunları ekibi gibi bir şey vardı. Hemen ona katıldım falan. Baktım çok keyif alıyorum. Müziği seviyorum. Ondan sonra müziği sevdiğimi görünce işte bir ara piyano kursuna gideyim dedim. Ondan sonra jimnastiği denedim. Ha, bu arada bunların hepsini anlattığım bir videom var. Onun linkini koyuyorum. Dilerseniz onu izleyebilirsiniz direkt. Dansla ilgili en detaylı cevapları orada da bulabilirsiniz. Nasıl başladım falan, nasıl ilerledi. Ya da genel olarak hayatımda hobi olarak neler yaptım. Ama bir sürü şey denedim. Gerçekten bir sürü şey yaptım. Ve dansın da bir sürü çeşidini denedim. Yani eğer zaten ilginiz olduğunu düşünüyorsanız ve seveceğinizi düşünüyorsanız muhtemelen yeteneğiniz de olabilir. O yüzden hani eğer böyle bir şey varsa aklınızda gidip direkt deneyin. Bir sürü deneme dersi var artık. Ve böylece görmüş olursunuz. Ve hani yetenek dediğimiz şey tabii ki var. Asla yok diyemem. Ama yine de eğer sizin isteğiniz varsa gerçekten çalıştığınız zaman okul dersleri gibi düşünün. Yeteneğiniz de artacaktır. Yetenekler böyle deneyerek, üzerine giderek bence keşfedilir. Daha önce soru cevaplarda cevapladığım soruları es geçiyorum. Onları da dilerseniz izleyebilirsiniz. Koyarım videonun sonuna falan bir yere. Saçlarında boya var mı? Hayır, saçımda boya yok. Okula dönüş videosu gelir mi? Back to school yapacak mısın? Gibi sorular da var. Yapmayı düşünüyorum açıkçası. Hem daha farklı da olur diye düşünüyorum. Seni en çok ne motive ediyor? Bir de pozitif olmayı nasıl başarıyorsun? Ben bir problem olduğunda uzun süre kendime gelemiyorum. Beni motive eden şey genellikle yapmayı sevdiğim şeyler olabilir, sevdiklerim olabilir. Hani düşüncesine önem verdiğim insanların motive etmesi beni gerçekten çok yerine getiriyor moralimi. Bu olabilir. Bir de dediğim gibi hani ulaşmak istediğim bir hedef var ve ona ulaşma yolunda bu sadece işte bir problem diye düşünerek
daha pozitif olabiliyorum, daha pozitif bakabiliyorum. İki soruyu harmanlayarak cevaplamam gerekirse. Hani tabii ki benim de böyle kendime gelemediğim zamanlar var. Hatta mesela bir zaman bu işte dost kızıyla alakalı bir soru. Onun cevabı. Böyle halıyı böyle bir saat belki izlemiş olabilirim. Öyle tabii ki benim de yaşadığım şeyler var. Ne yaşarsam yaşayayım daha farklı çerçeveden bakmaya başladığım için galiba böyleyim. Ama hani tabii ki ben de her zaman ne kötü bir şey mi olmuş hiç sorun değil falan almıyorum. Instagram fotoğraflarını neyle çekiyorsun? Aslında çok uzun bir süre iPhone 7 ile çektim. Ama vlog kamerasını aldıktan sonra hani rahat son birkaç aydır. Yani çok birkaç ayda değil 1-2 aydır Canon G7X ile çekiyorum Instagram fotoğraflarımı. Salsa'ya başlamak için bir kriter yok. Tek kriter sevmeniz. Üniversite seçimi adlı video çekecek misin? Çekmeyeceğim. Ama hani gittiğim üniversite ve bölümle ilgili ileride video çekebilirim tabii ki. Hayallerini gerçekleştiriyor musun? Dans olsun, okul olsun bunlar sana nasıl hissettiriyor? Neler hissettiriyor? Yani gerçekleştirmeye çalışıyorum. Daha önümde çok uzun bir yol var. Ve bu yol boyunca da hani ben özellikle üniversite için böyle bekliyordum. Çünkü üniversitede tüm bunları daha rahat yapabileceğimi düşünüyordum. Yapmak istediğim çok fazla şey var. Bunları da hani yaptıkça sizlerle paylaşacağım zaten. Hani iletişim okuyacak biri olarak durmadan kendimi geliştirmek zorundayım. Hani sadece okulumla yetinemem asla. Durmadan bir şeyler yapmak zorundayım ve yapacağım da inşallah. Ve hani gerçekten insanın kendi hayal ettiklerini, yapacağım dediklerini yapabilmesi çok güzel bir duygu ve hani hayata dair sizi durmadan motive eden bir şey. Bu yüzden bir hedef belirlemek, hayal belirlemek, hani ben bunu yapacağım demek ve sonra onun için uğraşıp yapmak kendi özgüveniniz aslında yeniliyor bence. Saçlarına neler yapıyorsun? Çok güzel ve sağlıklı görünüyor. Çok teşekkür ederim. Ya genellikle ben saçlarıma çok ısı uygulamıyorum. Bence bu yüzden genelde saçlarım sağlıklı ve bakımlı gözüküyor. Onun dışında kullandıklarımla ilgili de saç bakım videomu bırakıyorum. Onu da izleyebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Ve galiba yine bayağı bir soru cevapladım diye düşünüyorum. Herkese soruları için çok teşekkür ederim. En sık sorulan, en çok sorulan soruları şöyle bir cevaplamak istedim. Umarım sorularınızın yanıtını biraz olsa bulmuşsunuzdur. Daha çok böyle soru cevap videoları ister misiniz? Aşağıya yazabilirsiniz. Bunun dışında Instagram'da hala o denizli postumun altına, Foça'da siren kayalıklarının olduğu postumun altına sorularınızı sorabilirsiniz. Boş vakitlerimde burada cevaplamadığım soruları arada bir oraya gidip cevaplayabilirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı merakla aşağı bekliyorum. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.